Memduh Bayraktaroğlu'nun köşe yazısı. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık, Erdoğan'ın da hevesi vardı ama. Madam Hayganuş'un kocası Agop ölüyor, Hayganuş çok üzgün, sevgili kocasının mezarının başında oturmuş, ağıt yakıyor. Komşuları, arkadaşları da elleri önlerinde, bu dramatik anı, saygı içinde sessizce izliyorlar. Hayganuş'un, Agop için yaktığı ağıt, herkesin gözlerini yaşartıyor. Ah Agop efendi ah! Sen ne güzel ne alim adam idin, Fransızca bilir idin, İngilizceyi, Almancayı fevkalade konuşur idin, sen edebiyattan, fizikten, kimyadan, riyaziyeden çok iyi anlar idin, hatta şiir bilem yazar idin, izleyenler suskunluk içinde, Hayganuş'un ağıtının bitmesini bekliyorlar, ama, Hayganuş'un Agop'a sıraladığı övgüler bir türlü bitmek bilmiyor. Biri dayanamıyor ve patlıyor, yahu madam Hayganuş, amma da büyüktün ha. Agop'u hepimiz tanır idik, rahmetli hiç de dediğin gibi bir adam değil idi, mesela, Fransızca filan bilmez idi, şiir de yazmaz idi, az biraz okuması, yazması var idi, hepsi o kadar. Madam Hayganuş, komşusunun bu sözlerini duyunca hemen ağlamasını kesiyor. Başını kaldırıyor, gururlu bir sesle şu cevabı veriyor, evet doğru söylersin lakin heves eder idi. Erdoğan'ın da ne güzel hevesleri vardı, içinde bulunduğumuz bu yıl, kişi başına düşen milli gelirimiz, 25 bin dolar olacaktı, ama sadece, 8 bin dolar oldu, ihracatımız 500 milyar dolar olacaktı, 225 milyar dolarda kaldı, enflasyon %5'e düşecekti, halen %60'larda. Mars'a gidecektik, Kars'a bile, gidemiyoruz. Ama olsun, Agop gibi Erdoğan'ın da, hevesi var idi. Çakacı. Nureddin Nebati, fiyat istikrarını yavaş yavaş sağlayacağız, bilerek, ani yapmıyoruz. İşi biliyor. Erdoğan'dan gelen talimatların gereğini yerine getirmesiyle ünlü Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nde düzenlenecek panelde, akademisyenler, medya mensupları, ile, yapay zeka ve algoritmalar alanında uzmanlara, sahte haberler, ve, dezenformasyonu anlatacakmış. Askerde hırsızı, depo çavuşu yaparlarmış, neden? İşi bildiği için. Ayıptır yahu. Cezaevlerindeki elektrik harcamalarını, tutuklu ya da hükümlülerden tahsil ediyorlar, Kasım 2022 faturasında 1 lira olan kilowatt saat ücreti. 17 Kasım 2022 tarihli faturada 5,03 liraya yükseltilmiş, gerekçe, cezaevlerinin bakanlıkça, ticarethane statüsüne alınmasıymış, neden? Cezaevleri ürün üretip sattığı ve döner sermayeden finanse edildiği için ağırlaştırılmış müebbet yatacak olan bu insanlar, ailelerinden gelen 3-5 kuruşla geçinmek zorunda. Efendiler, bu insanların suçları sabitse, zaten özgürlüklerinden mahrumlar, ama onlara verilen cezaya ek olarak, bir de ayrıca, para cezası gibi, elektrik faturası kesmek, kanuni olsa bile, hukuki olabilir mi? Ayıptır yahu! Utanırlar mı? Türkiye'mizi, Osmanlı'nın, 400 yıl boyunca yönettiği, Avrupa ve Arap ülkelerinden borç dilenen bir ülke haline getirenler, bu beceriksizliklerinden, utanırlar mı? Atalar ve hatalar. Hem dedesi ve hem de büyük dedesi haham olan Karl Marx, bütün dinlerden, ve, büyük sermaye sahiplerinden, nefret ediyordu, çünkü ona göre din, afyondu, büyük sermaye ise, emek hırsızı. Marx'ın babası, ailesini, Yahudi karşıtı kanunlardan koruyabilmek için, Protestanlığa geçiş yapmış, liberal bir avukattı. Annesi, ilerleyen yıllarda, ünlü Philips şirketini kuracak zengin bir Yahudi ailenin, kızlarından biriydi. Canlarım, gerçek bir demokraside, fakir ve eğitimsiz bir aileden, dünyanın en zengin kişisi doğabileceği gibi. Zengin bir aileden, gezegende var olan her şeyi, herkesle eşit paylaşmak isteyen, samimi bir komünist de çıkabilir. Sözümün özü, insanlar atalarıyla, ya da, geçmiş hatalarıyla değil, bugünkü halleriyle, değerlendirilmeli. Eğer, toplum olarak bunu başarırsak, bir süre önce karşıtı olduğumuz kişilerden, nefret etmez, intikam peşinde koşmayız. Neden acaba? AKP yıllardır eleştirdiği 1950 öncesi CHP'sinin kopyası olurken,
Aynı süreçte CHP, her türlü inanca ve düşünceye saygılı, hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı ilkesinden vazgeçmeyen, AKP'nin başarılı olduğu ilk 6 yıldaki kadar, küresel, liberal, demokrat, bir siyasi parti oldu. Kader mi? Akılcılık mı? Uyarmış ama, herhangi bir kimse, bir şahsı, içlerinde bu şahıstan daha ehil kimse bulunduğunu bildiği halde, 10 kişi üzerine amir tayin ederse, Allah'a, Resulullah'a ve Müslümanlara hıyanet etmiş olur. Hz. Muhammed, günümüz Türkiye'sini yönetenleri, 1400 sene önce uyarmış, ama faydası olmamış. Seçime gerek yok. YSK'nın nasıl karar verdiğini zaten biliyoruz, başvursak ne olacak? Diyerek çaresizliğini kabul eden Kemal Bey, aday gösterilir ve seçimi de kazanırsa ve fakat YSK hakimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimini Sayın Recep Tayyip Erdoğan kazandı, derse, Kemal Bey, YSK'nın nasıl karar verdiğini zaten biliyoruz, başvursak ne olacak mı diyecek. O halde, neden seçim yapıyoruz ki? CHP, meclise bir anayasa değişikliği teklifi versin. Erdoğan'ın görev süresini, seçimsiz, 5 yıl uzatsın. Unutmayın. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Erdoğan'ın, bütün ülkeler ekonomimizdeki başarıyı kıskanıyor, dediği bir süreçte, bakın, neler söyledi, reel sektörü adeta yıldırma noktasına getiren kredi prosedürleri bitmek bilmiyor ve kredinin aktif hale gelmesi de bir türlü gerçekleşemiyor. Erdal Bey, yaralı kartalın verdiği zarardan, yarasını onaranların da, sorumlu, olduğunu, lütfen unutmayın, zira, o kanadı sürekli onaranlardan biri de, sizsiniz. Memduh Bayraktaroğlu'nun 27 Ocak 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.